Şahin Çelik Kapı hayırlı iftarlar diler. Ben Hakan Bayram. İftara Doğru programıyla karşınızdayız. Cenab-ı Allah hamdolsun, onun Resulü Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Siz kıymetli izleyicilerimize efendim buradan selam olsun. Efendim Profesör Doktor Ali Bakkal hocamla beraber her gün yeni bir konuyu konuşuyoruz. Bugün de mezhepleri konuşacağız. Mezhepsel ihtilafları konuşacağız inşallah. Evet kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Olsun, sağ olun. Siz de nasılsınız? İyiyim hocam ben deyim. Allah'a şükür. Elhamdülillah. Hocam bugün mezhepsel ihtilafları konuşacağız. Başlarken Kur'an ve sünnette bu ihtilaflarla ilgili genel olarak ne tür şeyler var hocam? Diye sorayım başlayalım inşallah. Yani tabii bu ihtilaf derken elbette Kur'an ve sünnetin var olduğu zamanda mezhep diye bir şey yoktu. Yani mezhepler sonraki asırlarda ortaya çıkmış olan müesseselerdir, dini müesseselerdir. Dolayısıyla yani Kur'an'da ihtilaf etmekten veya etmemekten bahsederken bu mezhep ihtilafı değil de genel olarak ihtilaftan bahsediliyor. Ve Kur'an'ın ihtilafa bakışı bir hayli menfidir. Tabii Kur'an'ın ihtilafa bakışı derken bunun menfi olması daha çok işte vahiy, ayetler, Hazreti Peygamber'in sözleri hakkı ve doğruyu temsil eder. Şimdi ihtilaf derken Kur'an-ı Kerim'de kastedilen şey daha ziyade yani Kur'an'a aykırı hareket etmek ya da Hazreti Peygamber'in emirlerine aykırı hareket etmek anlamı daha önde olan bir anlamdır. Yani o sebeple Kur'an-ı Kerim'de hani ihtilafın normal olduğuna dair bir takım kayıtlar yoktur diyebiliriz. Yani böyle işari anlamla bir takım meseleleri çıkarmak mümkündür de. Ama Kur'an-ı Kerim yani hidayeti temsil eden, hakkı doğruyu temsil eden bir kitap olması münasebetiyle orada ihtilafın normal karşılayacağına dair bir takım kayıtlara rastlamamız elbette beklenmemelidir. Mesela ihtilafla ilgili en öne çıkan ayetlerden birisi وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız ve tefrikaya düşmeyiniz. Tefrikaya düşmeyiniz. Tabi burada tefrikaya düşmekten maksat yani İslam'ın dışında, Allah'ın emirlerinin dışında başka bir emri, başka bir sözü benimsemeyin anlamındadır bu. Ve yine başka bir ayette ve atiyullah ve resuluhu Allah'a ve resulüne itaat edin. Ve la tenazeu sakın anlaşmazlığa düşmeyin. Anlaşmazlığa düşmeyin kendi aranızda. Aksi takdirde ne olur? Fetefşelu dağılır gidersiniz ve tezheber yahukum kuvvetiniz yok olur. Yani toplumsal ihtilaflar toplum kuvvetini yok eder gider Cenab-ı Allah. Buna vurgu yapıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir nevi sakın ihtilaf etmeyin anlamı yoğun bir şekilde anlaşılıyor. Ama hadislere geldiğimiz zaman orada biraz farklı şeyleri görüyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim daha çok genelden bahseder, umumi durumdan bahseder, umumi hükümleri ortaya koyar. Ama hadislere geldiğimiz zaman evet, umumi hükümler ve genelden de bahsediyor ama biraz daha özel durumlar hadislerde hakim konumdadır. O bakımdan konu hadislerde biraz daha farklı şekilde yansımıştır. Yani şimdi Kur'an'a benzer bir takım hadisler var mı? Elbette var. Mesela onların başında ne geliyor? İşte siz de eski kavimler gibi böyle parça parça olmayın. Benim ümmetim de 70 parçaya ayrılacak. Bunlardan sadece bir tanesi hak üzere olacak. Diğerleri
cehennemde olacaktır. Yani onun için mesela İslam'da 73 fırka meselesi son derece meşhur olan bir şeydir. Yani bu da böyle Kur'an'ın ihtilaf konusundaki genel anlatısına uygun bir beyandır. Ama bunun dışında ihtilafın rahmet olduğunu ifade eden rivayetler de var. Mesela çok meşhur bir rivayet var. İhtilafı ümmeti rahmetin. Ümmetimin ihtilafı rahmettir şeklinde bir rivayet de var. Ha şimdi tabii hani meşhur bir rivayet derken hadis ıstılahı, hadis terminolojisi açısından meşhurdur demiyoruz. Yani çünkü bu hadis, hadis ıstılahı açısından mütevatir hadis de değil, meşhur hadis de değil. Zayıf sayılabilecek bir hadistir. Çünkü bu rivayet hani en sayı hadisleri ihtiva eden ve kütüb-ü sitte 6 kitap diye bildiğimiz başta Buhari, Müslim olmak üzere bu kitaplarda rivayeti olmayan bir hadistir. Evet, hadis olarak rivayet ediliyor ama bununla beraber böyle işte en sayı hadis kitaplarımızda bu mevcut değil. Yani bunu zayıf bir hadis olarak telakki etmemiz mümkün. Ama tabii zayıftır deyince de illa uydurmadır anlamını taşımıyor. Hadis olmama ihtimali de var mıdır? Vardır. Yani zayıf olunca hadis olmama ihtimali de vardır. Ama burada şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Böyle İslam hukukunun ve İslam dininin genel kurallarına aykırı gibi görünen bir takım rivayetler varsa buralarda sıhhat konusundan ziyade sağlıklı bir yoruma dikkat etmek daha uygun bir şeydir. Mısır alimlerinden bir zat diyor ki İslamiyet uydurma, İslamiyet yanlış yorumlardan çektiğini uydurma hadislerden çekmemiştir. Yanlış yorumlardan çektiğini uydurma hadislerden çekmemiştir. Şimdi bazen bir hadis mütevatir olabilir, meşhur olabilir, sahih bir hadis olabilir. Ama siz onu yanlış yorumlarsanız sıkıntı olur elbette. Ha, bir hadis de zayıf olabilir. Ama siz onu İslam'ın ilkelerine uygun şekilde yorumlarsanız o takdirde bu fazla bir problem teşkil etmez. Yani onun için yorum meselesi her zaman önemli bir şeydir. Mezhep dediğimiz zaman da tabii bu işin odağında biraz yorum oturuyor. Ha şimdi hadislerde ihtilafın normal olduğunu gösteren ve hatta bu ihtilaf-ı ümmeti rahmetin gibi zayıf değil de başta Buhari ve Müslim olmak üzere sayı hadis kitaplarında da olan bir takım rivayetler var mı? Var. Yani ihtilafın normal olabileceğine dair rivayetler de var. Bir hadisinde mesela bunlardan birisi, bir hadisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki müştehit içtihad eder. Eğer isabet ederse kendisine iki sevap yazılır. Hata ederse kendisine bir sevap yazılır. Bakın bu hadis çok önemli bir hadistir. Çok önemli bir hadis. Yani şimdi müştehit içtihad ettiği zaman illa doğruyu bulmak mecburiyetinde değil. Ama doğruyu bulursa kendisine Cenab-ı Allah iki sevap yazıyor. Ama doğruyu bulmak için çalışıyor fakat Cenab-ı Allah'ın iradesine uygun bir hüküm çıkaramıyor. Yanlış bir hüküm çıkarıyor. Yanlış bir hüküm çıkarıyor. Ona da sevap var mı? Bak yanlış hüküm vermiş. Yani üstelik onun arkasından bir sürü insan da gidecek yani. Bir sürü insan aynı hükmü benimseyecek. Ona sevap olur mu? Yani belki biz normalde günah yazılması lazım bu kişiye. Çünkü belki yanlış hükümle çok yanlış hüküm vermiş bu. Ne de verebilir. Yanlış hüküm vermiş. Ama Hazreti Peygamber diyor ki ona da bir sevap var. Yani bir sevap doğruyu bulma çabasından dolayı, içtihat çabasından dolayı, bir sevap da isabet etmekten dolayı. İsabet edene iki sevap, isabet etmeyene doğru hükmü bulamasa bile çabasından dolayı bir sevap yine yazılıyor. Şimdi yani
hükmü ortaya koyan müştehitle ilgili hüküm buysa eğer, artık onların arkasından giden mukallitlerin o tür hükümleri savunmasına herhangi bir şey dememiz mümkün değil. Ama bir de şunu da ifade edelim. Şimdi içtihat dediğimiz şey kesin hükmün olmadığı yerde yapılır. İçtihat dediğimiz şey kesin hükmün olmadığı yerde yapılır. Ha, bazen kesin hükümlerin olduğu yerde de içtihat var gibi görünür. Ama aslında içtihat sadece o kesin gibi hükmü, kesin gibi görünen hükmü tekit işindir. Yani mesela icma ile ilgili konulara gelince bazen şöyle denir. İşte bu konu Kur'an, sünnet ve icma ile sabittir veya kıyas, arkasından kıyas da bazen söyleniyor. Yani zaten kitap varsa, yani kitaptan kasıt Kur'an-ı Kerim, o konuda Kur'an'da bir hüküm varsa, hani ayrıca sünnette de var demeye pek gerek yok yani. Sünnette olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Yani değişen bir şey yok. Yani Kur'an'da geçiyorsa bitti. Ama işte sünnette de aynı konuda o hüküm varsa, yani tekit için sünnette de bu hükmün var olduğu ifade edilir. Ve ayrıca hani bir konu Kur'an'da, sünnette yer alır ama delalet konusunda bir takım ihtilaflar olabilir. Veya işte aynı kelime farklı anlamlara gelir. Dolayısıyla müçtehitler o farklı anlamlardan farklı olanlarını tercih ederler. Yani kayıtlar kitap ve sünnette olmakla birlikte yine de ihtilaf söz konusu olabilir. O zaman derler ki mesela bir de icma ile sabittir. Ha, yani bu ne demek olur? Aynı asırda yaşayan bütün müçtehitler ayetleri, hadisleri aynı şekilde anlamışlar ve aynı şekilde hüküm vermişler. Dolayısıyla müçtehitlerin anlayışıyla da ayrıca bu tekit ve tasdik edilmiş oluyor. Yani burada da içtihat yapılıyor ama yani Kur'an'ın açık beyanını tekit için yapılmış oluyor. Yoksa orada içtihat farklı bir hüküm ortaya koymuş değil yani. Ama açık ve net olmayan deliller söz konusu olduğunda işte içtihatlar konusunda ihtilaf edilebilir. Şimdi bizim bütün delillerimiz Kur'an ve sünnetten ibaret değil. Yani bir defa asgari herkesin ittifak ettiği delillerimiz dört tanedir. Birisi kitap, yani Kur'an, ikincisi sünnet. Üçüncüsü ne oluyor? Bakın icma diyoruz yani. Üçüncüsü icma. Dördüncüsü kıyas. Şimdi icma ve kıyas, evet, yani kitap ve sünnetle de irtibatı olan kaynaklardır. Ama bakın onlardan farklı kaynaklardır. Ha, bir de bunların dışında tali kaynaklar dediğimiz kaynaklar var. Orada ortalama yani 10 kadar delilden bahsediliyor. Yani istisandır, mesali, müseledir, örf-ü adettir, zarurettir, istishaptır vesaire. Evet, şer-i men kablena vesaire birçok delilden bahsediliyor. Şimdi zaten eğer hüküm o delillerden birisiyle verilmişse o deliller üzerinde zaten ittifak söz konusu değil. Yani bu dört delilin dışına çıkıldığı zaman zaten delil konusunda ittifak yok. Yani o delillerin kabulü konusunda ittifak yok. Elbette birisi onlardan birini delil kabul ederken diğeri etmiyorsa, o delilin kullanıldığı yerde bir ihtilaf olacağı zaten muhakkak gibi yani. Evet. Şimdi yani bazen kaynağımız kitap ve sünnet olsa bile ihtilafa yol açacak durumlar olur. Ama içtihat dediğimiz zaman, konumuz orasıydı. İçtihat dediğimiz zaman daha çok şüpheli olan konularda, yani kesin delilin olmadığı yerlerde müçtehitlerin kendi ortaya koydukları usulle veya mezheplerin ortaya koyduğu usulle, usulden hareketle vardıkları hükümler için geçerli olan bir durumdur. Oralarda her zaman bir şüphe söz konusudur. Yani İslam ister itikadi mezhepler olsun, ister ameli mezhepler olsun, içtihat farklılıkları olduğu yerlerdeki genel tavır şöyle belirlenmiştir. Benim içtihadım doğrudur,
benim verdiğim hüküm doğrudur. Ama hata ihtimali de vardır. Yanlış da olabilir. Başkasının iştihadıyla ilgili olarak da karşı tarafın iştihadı yanlıştır. Karşı tarafın ihtilafı yanlıştır. Ama doğru olma ihtimali de vardır. Yani şimdi ana düşünce bu olunca, ana kabul bu olunca, yani şimdi bir insanın, evet benim iştihadım, benim verdiğim hüküm doğrudur. Zaten yani doğru olduğu kanaatine sahip değilsen o hükmü veremezsin yani. Elbette öyle diyeceksin, deme hakkın var. Ama çok da aşırı gitmeyeceksin. Neden? Yani çünkü senin yapmış olduğun şey bir iştihattır. İştihatların bir tarafında biraz bir şüphe bulunur. O şüphe sebebiyle senin iştihadının hatalı olması da mümkündür. Karşı tarafa da evet yanlış diyebilirsin ama bu yanlış demede de çok fazla aşırı gitme. Çünkü o yanlış dediğin hükmün doğru olma ihtimali de vardır. Ha, bir de tabii bu doğrudur derken yanlış doğru meselesinde bu iştihatlar konusunda hangi hükmün doğru ve yanlış olduğu hususunda bizim net bir ölçümüz yok. Yani şüpheli konular için söylüyoruz bunu. Hani Hazreti Peygamber de dedi ya, müştehit iştihad eder. İsabet ederse iki sevap, hata ederse bir sevap. Tamam da yani isabet edip etmediğini kim bilecek? Yani müştehit iştihad edecek ve farklı iştihatlarda bulunacaklar. Şimdi halk mı yani sizin bu görüşünüz yanlıştır diyecek? Öyle bir imkan var mı yani? Öyle bir şey yok. Sonra işte bir müştehit iştihad etti, diğer taraf, diğer müştehit farklı iştihatta bulunuyorsa demek ki yani biraz o ilk müştehidin, ilk hüküm veren kişinin verdiği hükümde bir açık kapı var yani, bir zan yolu var. Şimdi o zan yolunu, o şüphe yolunu hiç kimse kapatamaz. Hiç kimse kapatamaz. Dolayısıyla evet isabet edene Cenab-ı Allah iki sevap veriyor ama kimse isabet edenin kim olduğunu bilmez. Efendim işte isabet etmeyene Cenab-ı Allah bir sevap veriyor ama kimse kesin kes, %100 şu yanlıştır deme imkanına sahip değil. Ha, ne zaman bu olabilir? Yani Kur'an-ı Kerim'in çok açık ve net beyanlarına aykırı bir beyan varsa orada bu söylenebilir. Ha, onun da ölçüsü şudur. Şimdi bizim temel iki kaynağımız var. Kur'an-ı Kerim ve hadisler. Şimdi bunlarla ilgili olarak da hüküm verirken iki mesele var. Birincisi bunların sübutu meselesi. İşte delildir diyoruz bunlar. Kur'an-ı Kerim'in sübutu kesindir. Neden? Mütevatir bir yolla bize kadar gelmiştir. Yani Hazreti Peygamber'den bu zamana kadar aynı Kur'an yüzlerce, binlerce kişi tarafından gerek yazılı olarak, gerekse ezberden bize kadar gelmiş. Yani Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Allah'ın kelamı olduğuna dair bizim herhangi bir şüphemiz söz konusu değil. Hadislere gelince, hadisler arasında mütevatir dediğimiz, böyle çok insanlar tarafından rivayet edilip, çok insanlar tarafından rivayet edildiğinden dolayı hata ihtimali ortadan kalkan, hiç kimsenin hatırına bunda bir hata vardır şeklinde bir düşünce gelmeyen bazı rivayetler var ki bunlar da zaten yani bir elin efendim işte parmaklarını geçmiyor. Bir de bunlar olsa bile genel hüküm ifade ediyorlar, böyle özel hüküm ifade etmiyorlar. Biz hükümleri çoğunlukla özel naslardan çıkarıyoruz, özel hükümlerden çıkarıyoruz. Şimdi hadisler konusunda her zaman ufak bir şüphe vardır. Yani hadis meşhur da olsa, haber-i vahid de olsa, sübut açısından, haber-i vahidin dışında, sübut açısından hadislerde bir şüphe vardır. Onu daima dikkate almak lazım. Ha, ikinci olarak şimdi bu ayet ya da bu hadis ne diyor? Delaleti nedir? Şimdi delalet konusunda da ya kesin bir delaleti vardır ya da kesin olmayan bir delaleti vardır. Farklı farklı anlaşılabilecek olan bir delaleti vardır. Ha, delaleti de kesince, kesinse ha işte bunlar bizim için ölçüdür.
Bunlar bizim için o ölçüdür. Yani bir nevi kesin ölçümüz, Kur'an'la sabit olan ve delaleti de, yani hangi anlama işaret ettiği kesin olan ayetlerdir. Şimdi onlara aykırı, onlara aykırı bir beyan varsa bu kabul edilmez. Ama bunun dışındaki her türlü içtihatlar, çıkarımlar biraz bazen az, bazen çok içerisinde şüpheyi barındırdığından dolayı itiraz söz konusu olabilir. Ama itiraz edildiği zaman da yani itiraz derken burada Kur'an'ı hadise itiraz anlamında söylemiyorum. Yani birisinin Kur'an'dan ben böyle anladım, buradan çıkan hüküm budur. Bir diğeri de diyor ki hayır, o hüküm çıkmaz. Çünkü orada kullanılan kelime o senin anladığın anlamda değil, şu anlamdadır. Bu anlamı esas alarak bizim oradan hüküm çıkarmamız gerekir. Ya tabii şimdi yani bir kelime birden fazla anlamı taşıyorsa, birisi A anlamını, birisi B anlamını elbette tercih edebilir. Ve onu tercih ederken de elbette kendileri bazı gerekçeler ileri sürecekler, delillerini kuvvetlendirmek için bir usul ortaya konulmuş önceden. Yani o usulden istifade edecekler. Yani ben bu anlamı tercih ettim ama bunun sebebi şudur, şudur, şudur şeklinde bir takım beyanlarda da tabii yine bulunacaklardır. Ama öyle de olsa o beyanlar diyelim diğer tarafı tatmin etmeyebilir. Yani ile de aynı mana üzerinde ittifak edemeyebilir insanlar. Demek ki yani sübutu bazen kat'i bile olsa, Kur'an nas'ı bile olsa, yani nas dediğimiz zaman Kur'an metnini kastediyoruz. Bazen hadis metnini de kastediyoruz. Şimdi metin aynı olsa bile eğer anlayışlar farklı olabiliyorsa orada ihtilafı belli bir ölçüde normal karşılamak lazım. Belli bir ölçüde derken ne demek istiyoruz yani? Hani bunu şöyle diyelim artık. İslam'ın inanç, ibadet, ahlak ve hukuk konularında kesin olan ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla. Yani Kur'an sünnete uygun olması gerekiyor yani. Yani şimdi orada Kur'an ve sünnete bu dediğim kesinlikteki şeylere uygun olması gerekiyor. Evet. Hocam şimdi mezheplere baktığımız zaman birçok mezhep var. Mesela ameli mezhepler kendi içerisinde birçok mezhep var. İtikadi mezhepler kendi içerisinde birçok mezhep var. Öncelikle mezhep ne demek ve bu mezhepler nasıl ortaya çıkmıştır? Nasıl olmuş da bu kadar mezhep oluşmuştur? Şimdi tabii mezhep demek gidilen yol demektir. Şimdi neden bunlara gidilen yol deniliyor? Yani çünkü hüküm çıkarırken müçtehitler, imamlar belli bir usul takip ediyorlar. Belli bir usul takip ediyorlar. O usule göre hükümlerini çıkarıyorlar. Dolayısıyla o usule göre hüküm çıkardıklarından dolayı işte bu takip ettikleri yola mezhep deniliyor. Başka bir açıdan şöyle ifade ediliyor. İşte Kur'an var, sünnet var ama bakıyorsunuz toplu olarak, grup olarak diyelim. Bazıları şu anlayışa tabi olmuş, bazıları şu anlayışa tabi olmuş. İşte şu anlayış ve şu anlayış. Bunlara mezhep deniliyor. Yani genel anlamda mezhep bir imamın rehberliğinde, bir imamın rehberliğinde oluşan anlayışın kendisi, onun talebeleri, o anlayış çerçevesinde ortaya konulan hükümler, o hükümlerin yazılı olduğu kitaplar, yani imamıyla, talebesiyle, kitabıyla, hükümleriyle, ona tabi olan cemaatiyle birlikte hepsine birden mezhep denilir. Bir nevi kurumsal bir yapı gibi yani. Tabii yani dini kurumsal bir yapı oluyor bu mezhep. Şimdi bazen tabii Hazreti Peygamber döneminde işte mezhep var mıydı? Yoktu. Yani dinin temel iki kaynağı işte kitap ve sünnet, Kur'an ve sünnet. Onların
ortaya çıktığı zamanlarda mezhep yoktu. Evet, yoktu. Mezhepler sonradan çıktı. Evet, sonradan çıktı. Yani sonradan çıkan bir şey nasıl dinden oluyor? Dolayısıyla yani bu mezheplerle din nasıl bağdaşıyor? İslam dini tek din diyoruz hocam. Evet. Yani ayet-i kerime de var tabii. İnne dine indallahil İslam. Allah indinde din İslam'dır yani. Peki yani bu din bir tane din. Yani din bir olduğu halde neden böyle mezhepler birden fazla olmuş şeklinde böyle ifade ediliyor. Şimdi tabii Hazreti Peygamber döneminde mezhebe ihtiyaç yoktu. Yani Hazreti Peygamber bile kendisine bir soru sorulduğunda eğer böyle o zamana kadar nazil olan ayetlere uygun bir hüküm verebilecek bir durum varsa o hükmü verirdi yani. Ama yani farklı bir konu geldiyse, o zamana kadar inen ayetlerde öyle bir şey yoksa genellikle vahiy beklerdi. Ama bazen de kendisi o konuda işte inen ayetler istikametinde bir nevi sonraki alimlerin içtihadı gibi ayetleri dikkate alarak bir hüküm verirdi yani. Bir hüküm verirdi. Şimdi sahabe ihtilaf etse bir konuda o zaman ne yaparlardı? Giderlerdi Hazreti Peygamber'e sorarlardı. Dolayısıyla Hazreti Peygamber böyle de olur, böyle de olur pek fazla demezdi. Gerçi hani farklı olay ve kişilere göre farklı hükümler verdiği de görülüyordu. Hatta yani bir adam hani yine oruç münasebetiyle söylemiş olayım. Şimdi yaşlı bir zat gelmiş Hazreti Peygamber'e demiş, ya Resulallah ben oruçluyken hanımımı öpebilir miyim? Öpebilirsin demiş. Yaşlı, bayağı yaşlı birisi. Sonra genç birisi gelmiş. Demiş ki, ya Resulallah ben oruçluyken hanımımı öpebilir miyim? Demiş ki, yok sen öpemezsin. Gencin ifadesi şöyle biraz, ya Resulallah o yaşlı zatın diniyle benim dinim ayrı mı demiş. Yani şimdi. Yani tabii. Haklı bir sebeple. Şimdi ona bu işi yapabilirsin. Ona gence yapamazsın diyor böyle. Şimdi burada da aynı konuda böyle farklı hükümlerin ortaya çıktığı işte açık yani daha başka durumlar da var tabii yani. Hani böyle ihtilafı övücü bir şey yok Hazreti Peygamber'den ama yani bazı hükümler dikkate alındığında bir takım ihtilafların olmasının normal olduğunu da anlıyoruz yani oradan. Şimdi o gence de Hazreti Peygamber diyor ki, o diyor eşini öptüğü zaman o sevgiyle, muhabbetle, merhametle öper diyor. Şehvetle öpmez. Ama sen hanımını öptüğünde şehvetle öpersin. O bakımdan senin orucun zedelenir, senin için uygun değildir. Ha şimdi demek ki yani bu rivayetlerden de anlaşıldığı kadarıyla İşte o lafızların maksatlarına da bir bakmak lazım yani hangi maksatla söylenmiş. Sadece öyle lafzın kelimelerine bakmamak lazım. Yani yap, et. Tamam da ama niçin yap, et? Maksat ne yani, gaye ne? Biraz oralara da bir bakmak gerekiyor. Ha şimdi sahabe dönemine geçildiğinde mesela en açık olan şeylerden birisi nedir? Kur'an'ın toplanması meselesi. Böyle Yemame Savaşı'nda 70 kadar hafızın şehit olması üzerine Hazreti Ömer Kur'an'ın bazı ayetlerin hani kaybolacağı endişesini taşımış ve Hazreti Ebu Bekir'e geliyor diyor ki bir Kur'an'ı biz bir araya toplayalım diyor. Şimdiye kadar yazılı olan şeyleri bir araya toplayalım. Hazreti tabii niye toplayalım yani diyor bak sadece bir savaşta 70 kişi 70 hafız şehit oldu. Başka yerlerde de şehitler var. Bu hafızlar azalırsa yani herkes Kur'an'ın tamamını bilmiyor. Bir kısmının zayi olma ihtimali var. O yüzden bir araya toplayalım bunları. Hazreti Ebubekir diyor ki ve bir ölçü koyuyor mesela. Hazreti Peygamber'in yapmadığını ben yapmak istemem diyor. Hazreti Peygamber'in yapmadığını ben yapmak istemem. Bakın şimdi burada iki sahabe arasında iki farklı tavır ortaya çıktı yani başlangıçta. Ama tabii sonradan Hazreti Ebu Bekir de anladı ki Hazreti Ömer'in teklifi daha doğrudur ve Kur'an toplandı Hazreti Ebu Bekir döneminde.
Ama tabii her zaman böyle ihtilaf eden iki sahabenin görüşü sonuç itibariyle bir arada toplanmıyor, birleşmiyor yani. Farklı farklı kalabiliyor. Bunun da farklı sebepleri var tabii. Yani mesela Yemen'e bir sahabi gönderilmiş diyelim. Oraya kadı olarak, muallim olarak, efendim işte vali olarak o sahabi bir hüküm veriyor. Diyelim işte birisi Şam'a gönderilmiş, Kufe'ye gönderilmiş, efendim işte Mekke'ye gönderilmiş. Oradaki farklı hüküm veriyor. Dolayısıyla bakıyorsunuz sahabe arasında da aynı konuda farklı hükümlerin verildiği ortaya çıkıyor yani. Ha tabii yani genel olarak tabii sahabenin ihtilaf ettiği şeyler neyse sonraki imamların da ihtilaf sebepleri bir yerde aynı olabiliyor veya bu ihtilaf sebepleri sonradan daha da farklı olabiliyor. Şimdi bu ihtilaflar böyle tabi'in dönemine doğru gelindiğinde yani bakın işte sahabe dönemindeki ihtilaflar neleri doğurdu? Sahabe arasındaki savaşları doğurdu mesela. Yani mesela ne oldu Hazreti Ali zamanında? İşte Cemel vakası dediğimiz savaş oldu. Sıffin vakası dediğimiz savaş oldu. Şimdi özellikle bizim alimlerimiz Cemel vakası dediğimiz savaşta hani bir tarafta Hazreti Ali var, bir tarafta Hazreti Ayşe, Talha, Zübeyir onlar mevcut. Sahabenin büyükleri var. İki grup arasında savaş oldu. Yani bu savaşın ana sebebi konuyu farklı yorumlamaktan kaynaklanıyor. Ama Sıffin Savaşı'na gelince onu biraz daha farklı yorumluyorlar. Sadece evet bir anlayış farkı var ama anlayış farkını baskılayan Muaviye tarafında bir halife olma arzusu var. O arzu görüş ihtilafının üzerine çıkmış durumda. Ama yine de bir görüş farklılığı var mı? Var. Yani sahabeden birçokları da Muaviye tarafında bulunmuşlar yani. Hepsi Hazreti Ali tarafında değil. Yani bir görüş farklılığı da var. Ama yani o görüş farklılığı böyle işte iki tarafın birbiriyle savaş yapmasını gerektirir miydi? Aslında gerektirmezdi ama netice itibariyle öyle bir savaşta oldu. Yani bu ihtilaflar böyle savaşa dahi sebebiyet verecek derecede problem de doğurmuş. Şimdi sonra böyle sahabe neslinden sonraki nesle gelince biz onlara tabi'in diyoruz. Yani sahabeye tabi olanlar veya ondan sonra işte gelen nesil oluyor. Şimdi onlar arasında bakıyorsunuz bir tabir ortaya çıkmaya başladı. Irakiyun, Hicaziyun tabirleri çıkmaya başladı. Irakiyun, Hicaziyun. Yani önce bu tabirler. Yani mesela bir farklı görüş olunca bu Irakiyun'dandır diyorlar. Bu da Hicaziyun'dandır. Yani genel olarak demek ki yani bazı konularda Hicaz bölgesinde bulunan alimler farklı hüküm veriyorlar. Irak bölgesinde bulunan alimler farklı hüküm veriyorlar. Yani Irak bölgesinde de o zaman işte Basra ve Küfe şehirleri daha çok hakim. Hicaz bölgesinde de Mekke ve Medine şehirleri daha çok hakim. Yani böyle Medine'de bulunan alimlerle Mekke'de Mekke ve Medine'de bulunan alimlerle Küfe ve Basra'da bulunan alimler arasında böyle bazı konularda görüş farklılıkları ortaya çıktığından dolayı o görüşleri, o farklı görüşleri ifade etmek üzere Irakiyun, Hicaziyun, Hicazlı, Iraklı tabirleri. İki şeye ayrılmasının temel etkeni ne hocam? İki gruba Irakiyun, Hicaziyun. Onları söyleyeceğim sonradan. Tamam. Yani şimdi o ihtilafların yavaş yavaş hani bir gruplaşma anlamında biraz atları konulmaya başlanıyor. Yani o farklılıklara bir isim konuluyor. Tabi'in döneminde bu isim işte Hicazlılar, Iraklılar şeklinde. Ha sonra o kaynağı nedir diye sordun ya. Evet. Sonra bu Irakiyun, Hicaziyun tabirleri bir nevi kaynağını da ifade eden bir isimlendirmeye dönüşüyor. Hicaziyun için Ehlül Eser deniliyor. Ehlül Eser
hadisçiler demek oluyor. Irak yönüşünde ehli rey. Ehli rey. Ehli eser, ehli rey. Yani bir nevi işte hadisçiler ve akılcılar. Hadisçiler ve akılcılar gibi. Çünkü o Basra ve Küfe'de bulunanlar daha çok reylerine, akıllarına başvuruyorlar. O bakımdan ehli rey denilmiş kendilerine. Ha şimdi esasen bu da işte ihtilafın biraz kaynağını da ifade ediyor. Yani bir taraf hadise daha fazla müracaat ediyor, bir taraf müracaat etmiyor o kadar. Niye o kadar müracaat etmiyor? Yani çünkü ellerinde o kadar hadis yok zaten. Yani çünkü Hazreti Peygamber işte Medine'de yaşamış. Orada olanlar Hazreti Peygamber'in hadislerini biliyorlar. Ama yani Küfe'deyseniz, Basra'dayseniz oraya ancak işte birkaç sahabi gitmiş. O sahabiler orada ne kadar hadis söylemişlerse işte o da ne kadar böyle yaygınlanmışsa o kadar biliniyor. Hadis az olunca hükümlerde yoruma tabi oluyor. Az olunca ister istemez yani Hicaz bölgesinde yaşayan alimlere göre hadislere biraz daha az müracaat etme durumu söz konusu oluyor. Bir de o bölgede farklı bir şey de ortaya çıkıyor. Şimdi yani hadis böyle revaçta olunca, hadis uydurmaya başlıyor bir takımları. Hadis uydurmaya başlıyorlar. Hicaz'da mı hocam? Hicaz'da değil. Küfe'de değil mi? Küfe'de, Basra'da, oralarda oluyor. Yani şimdi Mekke'de, Medine'de hadis uydurmaya gerek yok. Bir de öyle bir şey yaparsan ağzına tıkarlar adamın yani. Yani çünkü bilinen orada bir adam Kader Resulullah dediği zaman öyle halkın genelde bilmediği bir rivayetse sen nereden duydun bunu ya diyecekler yani. Şimdi öyle Mekke'de, Medine'de sen uydurma hadis öyle uyduramazsın, yapamazsın bunu yani. Nerede yaparsın bunu? İtibarı da görmez tabii. Yani sen şimdi diyelim hekimler arasında hekim olmadığın halde gidip ben de hekimim yahu deyip yani hekimlik yapabilir misin yani? Yapamazsın ama cahil halk arasında öyle bir iki şey de biliyorsan kendini doktor diye tanıtabilirsin yani. Bayağı da tutabilir yani. Evet. Mümkün öyle bir şey. Tabii şimdi işte Küfe'de, Basra'da böyle biraz hadis de uydurmaya başlayanlar oldu. Ha, öyle olunca alimler ne yaptılar? Hadisleri delil olarak kullanma konusunda bazı kayıtlar koydular. Tabii şimdi bazı kayıtlar konunca belki bazı hadisler de o kayıtlara, o kurallara aykırı düştüğünden dolayı kabul edilmedi. Ama tabii şimdi bu ehl-i eser ile ve ehl-i hadis dediğimiz grupla reyciler arasında bir ihtilaf konusu oldu mu? Bak oldu işte. Oldu. Ha, sonradan yani ilk önce böyle ayrımlar zaten her zaman öyle olur yani. Yani önce mesela bir grup var, sonra ayrılacaksa ikiye ayrılır, üçe beşe ayrılmaz yani. Ha, sonradan artık üçe beşe ayrılmaya başlar. İşte daha sonra bazı tabi'in alimleri, işte ilmi otoritelerini falan ortaya koydukları için onların arkasından giden bir grup oldu böyle. Bir grup oldu. Ama böyle sonraki asırlara çok fazla uzamadı bu. Yani bir iki yüzyıl içerisinde tabileri biraz kayboldu. Yani mesela ameli mezhep olarak bu mezhepleri hani bir süre böyle yaşamış ama sonradan da yok olmuş olanları da dahil etsek yani bunları 18-20'ye kadar bizim çıkarmamız mümkündür. Ama Ehl-i Sünnet mezhebi olarak bize kadar gelmiş olan 4 tane mezhep var. İlk mezhep İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin önderliğinde gelişen Hanefi mezhebi oluyor. İkincisi İmam Malik'in önderliğinde gelişen Maliki mezhebi oluyor. Üçüncüsü İmam Şafii'nin önderliğinde gelişen Şafii mezhebi oluyor. Dördüncüsü de Ahmed bin Hanbel'in rehberliğinde gelişen Hanbeli mezhebi oluyor. Diğer tarafta da Şia var. İtikadi olarak şimdi Ehl-i Sünnet ve Şia bir işte diğer farklı mezhepler de var ama işte bir de
ameli mezhebe sahibi olan Şia var. Onların da mezhebi genel olarak Caferiye'dir. Caferi Sadık, onların ameli mezheplerinin kurucusu olarak kabul edilir. İşte diğer bazı itikadi mezheplerin de kendilerine tabi oldukları bu ameli mezhepleri vardı veya itikadi mezheplerle iç içe gelişmiş ama sonradan yok olmuş mezhepleri var. Şimdi bu mezheplerin ihtilaf sebepleri üzerinde durabiliriz. Yani daha ayrıntılı bir şekilde durabiliriz. Neden bu mezhepler böyle ihtilaf ettiler? Bir defa kaynak imkanı ve kabulü konusunda ihtilaf var. Kaynak imkanı. Şimdi elbette Kur'an-ı Kerim'i hepsi ortak delil olarak kabul ediyor. Ana hatlarıyla genel olarak elbette hadisi herkes delil olarak kabul ediyor. Yani sünnet delildir. Ama her mezhep her hadisi delil olarak kullanmış mı? İşte kullanmamış. Yani çünkü dedik ya şimdi özellikle bu akılcılığı biraz daha öne çıkaranlar ne şart ileri sürmüşler? İşte yanlış yapmamak için bazı şartlar ileri sürmüşler. Yani mesela Hanefi mezhebinde önemli şartların şunlar olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir de yalnız ittifak ettikleri noktalar da var bütün mezheplerin. Yani bir hadis mesela mütevatirse şart falan ileri sürmeden herkes kabul eder. Veya bir hadis meşhur dediğimiz seviyedeyse o da kabul ediliyor. O da kabul ediliyor. İttifakla o da kabul ediyor. Bu Hanefi mezhebi için değil mi hocam? Yok. Bütün mezhepler için. Mezhepler. Bütün mezhepler için geçerli bir şey. Mütevatir ve meşhur mütevatir ve meşhur bunları herkes delil olarak kabul ediyor. Tabii ameli konular için söylüyoruz bunları. Ama haber-i vahid dediğimiz meşhurdan daha aşağı seviyede olan rivayetler için mesela orada Şafii mezhebiyle Ahmed bin Hanbel'in mezhebi işte hadis usulüne göre hadisin sahih olması yeterlidir. Hatta Ahmed bin Hanbel zayıf hadisi kıyasa şey yapar, tercih eder yani. Hani bir nevi hani uydurma olduğu açık ve net olmasın. Ahmed bin Hanbel o tür hadislerle rivayet ediyor yani. Amel ediyor. Şimdi Hanefilere gelince yani onlar diyorlar ki işte böyle bizim bölgelerde uydurma hadisler çoğaldı. Dolayısıyla hadis olarak rivayet edilen her sözü biz alamayız. Ha yani mütevatirse elbette alırız. Meşhursa elbette alırız. Ama haber-i vahidse o zaman bir takım kurallara uyarsa biz alırız diyorlar. Mesela o kurallardan birisi şu. Diyorlar ki hadisin ravisi fakih ise kıyasa aykırı da olsa olmasa da biz o hadiste amel ederiz. Bak şimdi hadisin ravilerine bakıyorlar. Hani ravisi fakih ise yani fıkıh bilgisine sahip hüküm çıkarma özelliğine sahip bir zatsa onun rivayet ettiği hadisleri yine kabul ederiz diyorlar. Yani hukukun genel kurallarına aykırı olsun veya olmasın bakmayız. Uydursa da onu kabul ederiz. Ama eğer ravi kıyasa aykırı bir rivayet, yani hukukun genel kurallarına aykırı bir rivayette bulunuyorsa o takdirde biz onu kabul etmeyiz diyorlar. Şimdi hani burada şu nezaketi de gösteriyorlar tabii. Yani mesela böyle derken bu hadis değildir demiyorlar. Yani evet amel etmeyiz ama amel etmemekle birlikte bu hadis değildir de demeyiz. Hadis de olabilir. Ama biz şimdi böyle durumlarda bir hukukun genel hükümlerini bir kenara koyarız, bir de bu hadisleri koyarız. Ha şimdi eğer ravisi fakih olsaydı yine kabul edecektik. Yani çünkü ravi onu
rivayet ederken, fakih olan bir ravi onu rivayet ederken, bundan ne tür bir hüküm çıkar onu düşünerek uygun kelimelerle rivayet eder. Ama muhtemeldir ki fakih olmayan ravi bundan ne tür hüküm çıkacağını bilmez. Belki bir kelimeyi değiştirdi, belki bir kelimeyi hasfetti, belki bir kelime ilave etti, bilemiyoruz. O bakımdan yani ravinin ne yaptığını tam olarak bilemediğimiz bir durumda biz en iyisi ayağımızı sağlam basalım, hukukun genel kurallarına göre hükmedelim diyorlar. Yani bu genel kurallara aykırı olan durumlar için gerekli. Sonra mesela bir başka kuralı diyorlar ki biz ravisinin amel etmediği hadisle amel etmeyiz diyorlar. Yine burada da tabii o hadis değildir demiyorlar. Yani amel etme meselesi başka, hadisin reddi meselesi daha başka bir şeydir. Yani bu usulcülerin hadisle amel konusunda, hadisi delil olarak kullanma konusunda ortaya koyduğu kurallar hadisi reddle ilgili değil. Onunla amel etmekle ilgili mesela. Mesela bununla ilgili bir rivayet şöyle, Hazreti Peygamber buyuruyor ki birisi toprakla birinizin kabından eğer köpek yalarsa, yani bir şey yer içerse, birisi toprak olmak üzere onu 7 kere yıkayın diyor. Yani bir kere toprakla yapacaksın, 6 kere de suyla. Ama bakıyorlar, Ebu Hureyre mesela bir savaşta, daha önce köpek mesela bir tabaktan ne diyelim işte bir şeyler yemiş. Ebu Hureyre sonra da gidip o tabağı 3 kere yıkıyor ve onun için o tabaktan yemek yiyor. Şimdi hadiste rivayet eden Ebu Hureyre. Şimdi hadiste böyle deniyor ama kendisi böyle yapıyor. Hadise. Diyorlar biz şimdi sahabe külliyen udüldür, yalan söylemezler yani. Evet, böyle dediyse tamam kabul ederiz ama o zaman bunun delaletinde problem var demek istiyorlar. Yani böyle farzdır, zorunludur, mecburidir şeklinde bir hüküm bundan çıkarmayız yani. Ha yalnız tabii yani biri topraklı olmak üzere 7 kere bunu yıkarsanız güzel bir şey. Yani biz onu da reddetmiyoruz zaten. Ama yani... İşte Ebu Hureyre bu hadiste amel etmediğinden dolayı biz de amel etmeyiz diyorlar. Yani o da makul bir şey. Yani şimdi bir hadisi ravi rivayet ediyor. O amel etmiyor. Başkası yani, nasıl amel etsin? Niye amel etsin yani öyle bir mecburiyet? Yok. Tabii Ebu Hureyre de böyle bir şey yaptıysa mesela hadise aykırı bir şekilde amel etmiş demiyorlar yani. Yani hadisin demek kesin delaleti bu değil diyorlar yani. Hani onu neye yoruyorlar? İstishaba yoruyorlar. Yani üçü gereklidir. Çünkü köpeğin sayıları necis sayılır. Onun yıkanması için 3 kere mutlaka yıkayacaksın. Ama biri topraklı olmak üzere 7 kere yıkarsan o daha güzeldir. Onu daha güzele hamle diyorlar. Yani o hadisi tamamen reddedip bir tarafa atmış olmuyorlar yani. Ama hani kesin hüküm için böyle bir kural ortaya koyuyorlar. Bu konuda da biraz hani daha ayakları yere basan bir yola gidiyorlar diyelim yani. Böyle kurumsallaşıyor demek ki mezhepler. Değil mi? Böyle ihtilaflardan evet, kurallar koyup yani işte, zaman içerisinde bunlar... Hani şimdi konumuz o olmadığı için tamamen bir iki örnek vermiş oldum yani. Şimdi hadisle amel konusunda mesela bir takım kurallar koyuyorlar. Tabii bu kurallar neyi, neticede ne gibi bir sonuç doğuruyor? Bazı imamlar o hadislerle amel ediyor, bazıları etmiyor. Tabii o konuda elbette imamlar arasında farklılık olacak ama normal mi? Normal. O farklılığın olması da normal. Yine mesela hadislerle ilgili olarak, şimdi bütün hadisler her yerde bilinmiyor yani. Şimdi netice itibariyle işte Buhari, Müslim vesaire imamlarımız bizim genel olarak 3. asırda yaşadılar, 3. Hicri asırda. O hadisleri topladılar. İşte daha öncesi itibariyle mesela vefatı Hicri 179'dur. İmam Malik topladı ama o da sadece Medine'de rivayet edilen hadisleri topladı. Yani sahabenin başka tarafa gidip oralarda rivayet ettikleri hadisleri
O da toplamadı tabii. Dolayısıyla hadislerin tamamı her tarafta bilinmiyordu. Bilinmeyince ne olacak? Bilen hadise göre amel edecek, bilmeyen kıyas yapacak, yorum yapacak yani. O zaman tabii hadise göre amel edenle yorum yapan arasında bir farklılık olabilir elbette. Bir farklılık olabilir. Bu böyle bir farklılık var. Bazen hadisin mesela unutulduğu durumlar var. Aslında yani o konuda bir hadis var olduğu biliniyor ama unutulmuş yani. Hani belki sahabeye gidip soruluyor ya bu konuda bir şey var. Evet vardı, vardı ama unutmuş yani. Unutmuş. Unuttuğundan dolayı hüküm verirken elbette o hadisi hatırına getiremediğinden dolayı ister istemez kıyasa, re'ye göre hüküm vermek durumunda. Tabii hadisler rivayet edilirken de bazen kısaltmalar yapılıyor, bazen eklemeler yapılıyor. Bazen iki hadis birleştiriliyor, bazen bir hadis ikiye bölünüyor. O şekilde geliyor hadisler. Şimdi hadislerin tabii imama ulaşması şekline göre de hükümler biraz değişik olabiliyor. Yani şimdi iki hadis ayrı ayrı gelse o ayrı bir şeydir. İki hadisi ravi birleştirmiş, bir hadis gibi rivayet etmiş. Oradan biraz ayrı bir şey çıkabilir yani. Hani hadislerle ilgili işte bu durumlar var. Dolayısıyla işte hadis kaynağının kullanılması hususunda bir kere farklılıklar var. O farklılıklar netice itibariyle hüküm farklılığını da doğurmuş oluyor. Şimdi bu hadisle ilgili durum. Ha şimdi Kur'an-ı Kerim'e gelince yani bir ayeti delil olarak kullandıklarında herkes aynı hükmü mü çıkarmış? Hayır, herkes aynı hükmü çıkarmamış. Yani belki bazı ayetlerden evet herkes aynı hükmü çıkarmış ama bazılarından farklı hükümler çıkarmış olabiliyorlar. Şimdi burada da hani usul farklılığı diyelim. Yani şimdi bir ayeti yorumlarken biri öyle, biri böyle farklı farklı hükümler çıkarıyorsa neden böyle farklı hüküm çıkarıyor? Çünkü hüküm çıkarma metodu, hüküm çıkarma usulü konusunda farklılıkları var. Anlayış farklılıkları var. Anlayış farklılıkları var. Şimdi bu anlayış farklılıkları da bir yerde normal midir? Elbette normaldir. Ama netice itibariyle yani bu anlayış farklılıkları farklı hüküm vermeyi gerektiriyor mu? Öyle bir sonuç doğuruyor mu? Evet, doğuruyor. Yani bu anlayış farklılığı işte neticede usul farklılığını doğuruyor. Ve usul farklılığı da mezhepleri doğurmuş oluyor netice itibariyle. Yani elimizde diyelim ana kaynak Kur'an-ı Kerim olsa hiçbir ihtilaf olmaz anlamına gelmez bu yani. Yani Kur'an'ın yapısı da buna müsait değil mi hocam? Yani tabii Kur'an-ı Kerim'in yapısı buna müsait. Yani şimdi biz de müsaade et sohbetlerimize söylüyoruz. Yani böyle sıkıntılı bir konuda aman ha herhangi bir kimse tek bir hadisi veya tek bir ayeti ele alarak bak ayet metni böyleymiş, hadis metni şöyleymiş demesin yani. Yani bir konuda ayetler ve hadislerin tamamının alınması lazım. Yani ayetlerin bile demiyorum. Çünkü hadislerde Hazreti Peygamber'in ayetleri tefsirinden ibarettir. Yorumlamasından ibarettir. Onları hep birlikte ele almak gerekiyor. Yani şimdi bazen ayet umumidir mesela. Genel bir anlam ifade eder. Halbuki o hadisin o genel anlam ifade eden ayetin veya hadisin bazı cüzlerini, bazı kısımlarını ortadan kaldıran başka bir ayet olabilir, başka bir hadis de olabilir. Eğer onu dikkate almazsanız o genel hükmü uygulamada, genel hükmü vermede sıkıntı ortaya çıkabilir. Ha şimdi tabii burada o genel hükmü tahsis eden, yani bazı cüzleri, bazı fertleri o genel hükümden çıkarıp geride kalan
fertler cüzler için bu hüküm geçerlidir diyebileceğimiz tahsis delillerinde işte mezheplerin hani usul farklılığı dedik ya, orada işte farklı hükümleri olmuş, farklı kurallar, farklı kaideler ortaya koymuşlar. O kaideler noktayı nazarına baktığınız zaman birisi şöyle hüküm verirken diğeri başka türlü bir hüküm verebiliyor. Bunlar normal şeylerdir. Şimdi o bakımdan yani şimdi hani bu anlayış farkının da oluşmasına neden olan daha alt faktörler var. Başka farklı faktörler mevcut yani. Hani iklim farklılığından tutunuz da işte vahyin olduğu mekana yakın olmak gibi farklılığa kadar her şeyin anlayışa tesir ettiğini görüyoruz elbette. Hatta bazen mesela yabancı kültürlere maruz kalmakla kalmamak arasında bile farklılıklar var. Yani mesela yabancı kültürlere maruz kalanlar yorum konusunda biraz daha titiz, biraz daha akılcı davranmak mecburiyetinde kalıyorlar. Ama diğerleri için öyle bir kaygı söz konusu değil. Yani bir yabancı gelmemiş buraya, o bir şey söylediğinde onun söylediği sözün sıkıntı doğurması gibi bir durum söz konusu değil. Ama yani siz eğer diyelim işte Basra'ya, Küfe'ye gidiyorsanız, daha sonraki asırlar için işte söz gelimi Bağdat'a gidiyorsanız, yani neredeyse o dönemdeki böyle Bağdat, günümüzdeki Paris gibi, günümüzdeki New York gibi şehirlerdi yani. Hani her türlü düşüncenin mevcut olduğu, söylenebildiği, her türlü düşüncenin var olduğu bir şehirdi orası yani. Hatta mesela İmam Şafii'nin de böyle bir durumu var sanırım hocam. Kufe'deydi sanırım. İşte bir kitap yazıyor, mesela bir kadim. Mısır'a geçtiği zaman yeni bir kitap yazıyor, mesela bir cedid. Yani arada görüş farklılığı olabiliyor. Demek ki yer ve şey, yerden dolayı da böyle hükümler farklılaşabiliyor. Tabii farklı işte. örfün büyük tesiri var bu konuda. Evet. Her yerin örfü farklı. İsterseniz biraz dinlen hocam. Yani İmam Şafii daha önce Irak bölgesinde bulunuyordu. İşte Hicaz bölgesinde bulunmuştu. Yemen'de bulunmuştu. Şimdi orasının halkı genel olarak Arap'tı. Oralarda yabancılar pek fazla mevcut değildi. Ve çeşitli hadislere de oralarda ulaşmak mümkündü. Ama Irak bölgesinden ayrılıp Mısır'a gittiği zaman baktı ki halkın örfleri daha farklı. O zaman daha önce vermiş olduğu bazı fetvalarını Mısır'a gittiği zaman değiştirmek mecburiyetinde kaldı. O bakımdan İmam Şafii için işte birisi cedid, diğeri de kadim olmak üzere yani eski ve yeni görüş şeklinde onun farklı görüşlerinden bahsedilir yani. Yani aynı kişi bir mezhep imamı bile işte Kufe'den kalkıp efendim veya Bağdat'tan kalkıp şeye gittiğinde Mısır'a gittiğinde orada eğer görüşlerini değiştiriyorsa farklı kişilerin aynı kaynaktan istifade etseler bile onu biraz farklı anlamalarının normal olduğunu kabul etmek gerekiyor. Yani işin doğrusu biraz sözün de böyle bir özelliği vardır. Yani herkes aynı sözü aynı şekilde anlamaz. Söz esasen aynı sözdür de. Yorumlanmıyor. Ama işte insanlar onu anlarken
kendi şahsi düşünceleri, toplumsal düşünceleri, yaşamış olduğu kültür, inançları, kabilesi, fakir olması, zengin olması, her şeyin tesiri vardır az az. Her şeyin az az tesiri vardır. Dolayısıyla bu az az tesirler ne yapar? İşte bazı ayetleri, bazı hadisleri daha farklı şekilde yorumlama sonucu doğurur. Şimdi bu yorumları yapanlar da öyle güçlü bir takım imamlarsa ne yapar insanlar? O imamların arkasına düşerler ve sonradan o imamların arkasında gelişen o gruba da mezhep adı verilir. Yani şimdi esas itibariyle Ebu Hanife ben bir mezhep kuruyorum diye ortaya çıkmadı. İmam Malik de öyle, İmam Şafii de öyle. Ama sonradan insanlar bunların arkasından güçlü bir şekilde gittiler ve neticede Ehl-i Sünnet mezhebi olarak 4 tane ana grup oluştu. Şimdi böyle olmakla birlikte, yani mezhepler arasındaki ihtilaflar çok mudur derseniz, hani sayısal olarak bakarsanız evet çoktur. Ama meselelerin önemi, asliyeti, özü itibariyle baktığınız zaman bunlar çok azdır. Yani şimdi hani kıymeti, değeri, özü, esası itibariyle baktığınız zaman İslam'ın esasını ne teşkil eder? İşte iman esasları teşkil eder, ibadetler teşkil eder, temel ahlak esasları teşkil eder, temel özellikle Kur'an-ı Kerim'de açık ve net olarak beyan edilmiş olan hukuk esasları ifade eder. Şimdi böyle bu esaslar noktayı nazarından baktığınız zaman aşağı yukarı mezhepler %90 birleşiyorlar. En çok %10 ayrışıyorlar. %10 ayrışıyorlar. Ha tabii o ayrıştıkları konular da nedir? Öyle çok fazla önemi olmayan, hani merkezin kenarında sınır belirlemekle ilgili yerlerde bir takım ihtilaflardır. Yani şimdi hangi mezhebe sorsan, işte diyelim namazla ilgili rükünler hemen hemen aynı gibidir yani. Ama işte böyle bir yerde ellerini kaldıracak mısın, kaldırmayacak mısın? Bakın orada işte ihtilaf ederler. İşte teşebbütte parmağını kaldıracak mısın, kaldırmayacak mısın? Yani orada ihtilaf ederler. Ayağını efendim şöyle mi koyacaksın, böyle mi koyacaksın? Elini biraz göbeğinin altında mı, üstünde mi, sağda mı, biraz sağa mı, sola mı çekeceksin? İnsanlar bunu da ihtilaf edebilirler yani. Şimdi dinin esaslarında gerek itikadi mezhepler, gerekse ameli mezhepler olsun, temel olarak önemli bir ihtilaf söz konusu değildir. Bu ihtilaflar da genelde hocam böyle sıhhat konusunda, delillerin sıhhati konusunda biraz zayıflık olduğu için mi bu kadar ihtilaf olmuştur? Az önce dediniz ya bir işte mütevatir mesela hadis varsa herkes ona göre hüküm verir. Genelde zayıf hadisleri işte kabul edenler var, etmeyenler var. Ondan dolayı bir farklılık oluyor. Ya şimdi çünkü bazen böyle birbirine zıt hükümler olabiliyor hocam. Yani onu anlamakta gerçekten bazen zorluk çekebiliyoruz. Örneğin mesela abdestin bozulması. Yani bir yabancı bir hanıma mesela dokunduğumuz zaman kimi mezhebe göre abdest bozulurken kimisine göre bozulmaz. Yani ya bozulur ya bozulmaz yani. Ama neye göre ha şimdi bu hükümler verilmiş? Bu hükümlerin biraz ihtilaflı olmasının sebebi Hazreti Peygamber'le ilgili fiili durumların değerlendirilmesinden kaynaklanıyor. Yani şimdi sözlü sünnette evet hiç problem yok demiyoruz. Ama yani o aynı problem Kur'an'da da aşağı yukarı var. Yani bir sözü nasıl anlayacağız? Bir sözü nasıl anlayacağız? Yani bizim usulü fıkıh kitaplarımızda hani hadisi anlamak ile Kur'an'ı anlamak arasında farklı usuller ortaya konmuş değil. Hadisi anlamanın da, sünneti anlamanın da usulü aynıdır. Hadisi yalnız değerlendirme konusunda bir de sübut meselesi var yani sahih mi değil mi? Şimdi onun dışında yani bu hadistir denildiğinde, kesin olarak hadis olduğu kabul edildiğinde veya işte sahih diyelim işte zafiyet olsa bile yani ben bununla amel ediyorum, benim kriterlerime göre amel etmem gereken bir hadistir denildiğinde söz olarak
onun Kur'an'dan farklı bir şekilde değerlendirilmesi söz konusu değil. Ve sözle ilgili problemleri bir şekilde az çok çözebiliyorsunuz. Ama iş Hazreti Peygamber'in fiillerine gelince onları değerlendirme konusunda farklılıklar var. Yani bu noktada Hazreti Peygamber elin kadına değerse diyelim abdestin bozulur veyahut da işte elin kanadı bozulur. Böyle bir rivayet yok yani. Böyle bir rivayet yok. Bu arada Adana için ezan yaklaştı hocam, okunmak üzere. Efendim Adana'ya dönüyoruz. Şahin Çelik Kapı hayırlı iftarlar diler. Efendim Profesör Doktor Ali Bakkal hocamla beraber mezhepsel ihtilafların sebeplerini konuşuyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam en son dedik ya işte bazı mezhepler bazen çok zıt hükümler verebiliyorlar. Mesela bir mezhebe göre işte bir yabancı hanıma elimiz değdiği zaman abdestimiz bozuluyorken bir mezhebe göre bozulmaz. Şafii mezhebine göre bozuluyor, Hanefi mezhebine göre bozulmuyor. Yani bunun bu kadar tezat olmasının, hükümlerin buna göre verilmesinin sebebi ne acaba? Şimdi işte rivayetleri farklı şekilde yorumlamaktan kaynaklanıyor. Yani farklı şekilde yorumlamanın da farklı farklı sebepleri vardır. Şimdi mesela bu konuyla ilgili olarak hani detaylı izah ettiğimiz zaman belki bir saat üzerinde konuşmamız gerekiyor da genelde şöyle deniliyor. Hazreti Peygamber'in eli abdestliyken Hazreti Ayşe'ye değmiş, sonra gitmiş Hazreti Peygamber abdest almış. Ama aynı zamanda o arada Hazreti Peygamber'in eli de kanamış. Ha şimdi abdest aldığına göre, abdest tazelediğine göre o zaman abdesti bozuldu. Şimdi öyle kabul ediliyor. Hani o da illa öyle denilebilir mi? Ayrı bir şey, tartışılabilir yani. Hı hı. Çünkü Hazreti Peygamber'in bazen abdesti bozulmadan da abdest üzerine abdest aldığı vakidir. Yani bozulmadığı halde abdestini tazelemiş olma ihtimali de vardır. Diyelim abdesti bozuldu. Bu sefer hangi sebepten bozulmuş oldu? Orada iki şey öne çıkıyor. Birisi işte kadına eli değdiğinden dolayı, bir de eli kanadığından dolayı. Şimdi birisi birini tercih ediyor, birisi de diğerini tercih ediyor. Yani bu son derece normal bir şey yani. Son derece normal bir şey. Bu duruma göre ikisi de olabiliyor. Olabilir. Bu duruma göre ikisi de olabilir. Yani bütün meseleler esas itibariyle böyle. Veyahut da şimdi bir kelime geçiyor da dedik ya yani yorum farklılığı. Ya bu yorum farklılığı nasıl oluyor? Yani iyi anlamak istiyorsanız siyasilere bakın. Bak olay bir. Ama nasıl böyle birbirinden dağlar kadar farklı anlıyorlar? Bir bakın yani. Hani
bunu anlarken ille de o anlayışlarında kötü niyetliler demek istemiyoruz yani. Yani öyle anlıyor ya işte. Ama biri Konya'yı anlıyor, birisi de Hanya'yı anlıyor yani. Çok birbirine zıt şeyler anlıyorlar. Yani insanoğlu böyledir. Aynı şeyden farklı şeyler anlarlar. Hele hele insanlar mesela biraz vesveseliyse, biraz da hoşlanmadığı birisi bir şey söyleyse, bak o sözden neler neler çıkarıyor yani. Ha şimdi tabii burada hani huysuzluk, muysuzluk derken o huysuzluk mesela anlama meselesinde farklı görüşlerden kaynaklanabilir. Yani şimdi siz farklı bir görüşe sahipseniz, karşı taraf farklı bir görüşe sahipse aynı ayeti, aynı hadisi farklı anlayabilirsiniz. Sonra bu söz dediğiniz zaman mesela bir sözün örfi manası var, bir sözün vaz'i manası var, bir sözün terimsel anlamı var. Hangi anlamda bunu ele alıyorsunuz yani? Ona göre anlamlar değişir. Yani şimdi vaz'i anlam dediğimiz bir kelimenin konulduğu anlam. Örfi anlam dediğimiz konulduğu anlam mesela dardır veya geniştir ama örfi anlam bir örf. Halkın onu kullanışı biraz daha farklıdır. Ha sonra da çeşitli meslek, sanat vesaire bilim dallarında da aynı kelime çok farklı bir anlamda kullanılır yani. Yani şimdi toprak kelimesini iktisatçılar farklı bir anlamda kullanır, halk farklı bir anlamda kullanır. Ne bileyim işte özel bir sanatta, özel bir işte daha farklı anlamda kullanılır toprak dediğiniz zaman. Hep aynı anlam kastedilmez yani. Ha şimdi mesela Hazreti Peygamber'in bir hadisi var. Bu deniz suyu ve şeyle ilgili, yiyeceğiyle ilgili olarak اَتَّهُورُ مَاُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ. Suyu temizdir. Ölüsü de helaldir. Ölüsü de helaldir. Ha, suyu temiz. Yani genel olarak hani deniz suyu diğer tatlı sudan farklı. Ama tuzlu oluşu sebebiyle veya işte başka ufak tefek bazı şeyler karışıyor diye hemen pis olmuyor yani. Deniz suyu temiz. Bu genel kabul edilen bir şey. Ama el-hillu meytetuhu. Ölüsü de helaldir. Şimdi ölüsü de helaldir derken Hanefiler buradaki tabiri, meyte tabirini örfi anlamda ele alıyorlar. Örfi anlamda denizin ölüsü balıktır. Örfi anlamda. Çünkü o zaman Araplar balığın dışında başka bir şey yemiyorlardı yani. Şimdi dolayısıyla Hanefiler bunu örfi anlamda ele aldıklarından dolayı sair deniz hayvanlarının yenilmesini caiz görmüyorlar. Kerih görüyorlar, mekruh görüyorlar. Hanefiler böyle görüyorlar. Hanefiler sadece balık cinsinden olan şeyleri yiyebilirsiniz diyor. Hadis aynı. Ama Şafiler, diğerleri, onlar diyorlar ki yok. Bütün deniz mahsullerini kapsar. Yani haram olduğuna dair, mekruh olduğuna dair başka bir işaret olmayan, başka bir delalet olmayan biz bütün deniz mahsullerini yeriz. Yani Şafii mezhebine göre o zaman işte sen karides de yersin, midye de yersin, başka deniz mahsullerini yersin. Bir problem yok yani Şafilere göre. İşte metin aynı, hadis aynı, söz aynı. Ve hem de hani hadis olarak da kabul etmişler. Evet bu sahihtir, bununla amel ederiz diyorlar. Her ikisi de öyle diyor. Hocam. Ama farklı hüküm çıkarıyorlar. Neden? Tamam. Oradaki lafzı farklı anlıyorlar da ondan dolayı. Yani dedik ya metin aynı. Evet. Yani her iki hüküm de olabilir. O zaman ben burada istediğim hükme tabi olabilir miyim? Veya her iki hükme de bazen yeri geldiği zaman tabi olabilir miyim? Yani şimdi asıl mezhep demek esasen usul demektir. Yani hüküm bile demek değildir. Yani çünkü bazı hükümler zamanların değişmesiyle değişebilir. Yani aynı mezhep içinde de. Yani işte İmam Şafii Bağdat'tayken farklı hüküm veriyordu. Mısır'a gittiği zaman daha farklı hüküm verdi. Şimdi 100 sene önce aynı kuralı kullandığınız zaman farklı hüküm verip aynı kuralı bugün kullandığınız zaman hüküm farklı olabilir, netice farklı olabilir yani. Şimdi durum öyle olduğu için mezhep dediğiniz zaman bir usul akla gelir. O usul de
tutarlılığı ifade ediyor. Yani bugün işte akıllılık, efendim işte rasyonellik falan dediğiniz zaman daha çok kuralların kendi içinde tutarlı bir şekilde kullanılması anlamına gelir. Şimdi her mezhebin usulü kendi içinde tutarlı olduğundan dolayı şimdi eğer farklı mezheplerin hükümlerini benimserseniz usul ve anlayış itibariyle hani çok mantıklı olmayan bazı sonuçlar olabilir. Her ihtilaflı konuda değil ama bazı konularda farklı durumlar ortaya çıkabilir. O bakımdan böyle bir mezhebin hükümlerine tabi olmak daha mantıklı bir şeydir. Ama bu hani akli olarak bizim izah ettiğimiz, mantıklı olmak açısından ifade ettiğimiz bir şey. Fakat halk için esas itibariyle yani diyelim mezhebin olmadığı veya 10 tane imamın olduğu bir yerde yani halk ne yapardı? İstediği imama gider. Hatta bugün ona sorar, yarın ona sorar. Bugün onun dediğiyle amel eder, yarın onun dediğiyle amel eder. Olabilirdi bunlar yani. Şimdi esasen mezhepler farklılığı değil, farklılığı azaltmayı ve bütünleşmeyi sağlamak için vardır. Bu da yanlış anlaşılan bir şeydir. Yani mezhep olmasa o zaman 100 tane alim var, 100 tane görüş olacak. Ama ihtiyacı olduğu zaman bir kişi başka mezhebin hükmüyle de amel edebilir. Özellikle ihtiyacı olduğu zaman. Bir de burada mezheplerin vermiş olduğu o hükümlerin biraz delillerine de bakmak lazım. Yani bazen bakıyorsun bir mezhebin hükmü biraz farklı ama delili daha kuvvetli olabiliyor. O zaman sen A mezhebinden olduğu halde delili daha kuvvetli olan B mezhebini tercih edebilirsin. Yani kendin de onun delilinin daha kuvvetli olduğunu görebiliyorsan bunu yapabilirsin yani. Ama ihtiyaç olmadıkça herkesin kendi mezhebinde olması hani rasyonalite açısından, usul açısından, görüşleri mantıki silsilesi açısından daha uygun bir şeydir. Hocam peki bir mezhebe tabi olmak gerekiyor mu? Yani tabi olmasak da herhangi bir mahsuru var şimdi, mı? Şimdi eğer bir insan zamanımız da bitmek üzere müştehid ise bir mezhebe tabi olması gerekmez. Ama müştehid değilse ne yapacaksın yani? Yani sen Kur'an'dan, hadisten hüküm çıkaramıyorsan ne yapacaksın? Evet. İster istemez Kur'an'dan, hadisten hüküm çıkaran birisine tabi olacaksın. Yani mezhep zorunlu bir şey değil. Yani o yüzden son sözümüz, mezhep din değildir ama dindendir. Mezhep din değildir ama dindendir. Din dışı bir şey değildir. Dini koruyan ve muhafaza eden dini bir müessesedir. Hazreti Peygamber zamanında olmaması, o zaman ona ihtiyaç duyulmamasından kaynaklanan bir şeydir. Ama sonraki dönemlerde mezheplere ihtiyaç duyulmuştur ve dini bir gerekliliktir. Bunların da muhafaza edilmesi uygun olur. Çünkü onların muhafaza edilmesi dini anlayışın bir yerde, genel bir anlayışın muhafaza edilmesi demektir. Yoksa olur olmaz bir türlü saçma fikir ve düşüncelere kapı aralamış olursunuz yani. Aslında bu bizim için de yani mezheplerin varlığı bizim için bir rahmettir diyebiliriz hocam. Çünkü adını dediniz yani tabii ya. O ihtilaf ümmeti rahmetin. Mezhep olmasa 100 görüş olabilir. Hangisine şimdi tabi olacağız? Bu rivayet boşuna ortaya çıkmış olan bir rivayet değil yani. Bir yerde İslam'da da bu anlayışın olduğunu ifade etmek için en azından hani uydurma da diyemiyoruz bu hadise. Zayıftır. Ama bir anlayışı ifade ediyor. Bu anlayış da önemli bir şeydir. Biz de diyoruz ki herhangi bir hüküm varken koyun onu bir tarafa. Zamanı gelir, o lazım olur, o sizi kurtarır, onu uygularsınız. Yani bugün mezhepler de birbirine muhtaçtır. Eğer biz dini bir mezhebe hapsedersek, bak dini bazı konularda anlatamayız. Onun için bütün mezhepler çerçevesinde dini ifade etmemiz gerekir. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Efendim Antalya için de iftara saniyeler kaldı. Bu kıymetli sohbetlerinden dolayı Profesör Doktor Ali Bakkal hocama çok teşekkür ederim. Her gün yeni bir konuyu konuşuyoruz. Yarın yeni bir konuyla karşınızda olacağız inşallah. Efendim hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar.
Şahin Çelik Kapı hayırlı iftarlar diler.